Amerikan borsaları Dow Jones hariç günü artıda kapatmayı başardılar. New York'a gideceğiz. Melike Ayan'a bugünün kısa bir hikayesini ardından çok önemli bir konuğumuz var bugün New York'ta. Western Union hem başkanı hem de CEO'su bir Türk. Gururumuz belki de Hikmet Ersek. Melike'nin canlı yayın konuğu. Sözü ben New York'a bırakıyorum. Barış, bugün Wall Street hakikaten İspanya olaylarına, İspanyol ve İtalyan tahvillerine endeksiydi diyebiliriz. Ekonomik veri akışı açısından da zayıf bir gündü. Hep istihdam bekleniyor cuma günkü veri. Bütün ekonomistlerin söyledikleri oydu ve hatta tahminlerini düşürenler de oldu bugün itibariyle. Ama dediğim gibi karışık bir gündü. Söz çok uzatmak istemiyorum çünkü Amerika'nın değil sadece dünyanın en büyük ve en prestijli, en önemli şirketlerinden biri Western Union'ın hem başkanı hem de CEO'su Hikmet Ersek ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle çok büyük bir onur bizim için. Çünkü hem Western Union hem Turkish American biraz önce demiştik değil mi? Bir Türk olarak röportajımıza konuk oldunuz. Bir yandan da yarın çok önemli prestijli bir ödül alacaksınız ama bu hiçbir yerde daha duyurulmadı. Duyurulmadan biz onun duyurusunu yapacağız. Corporate Responsibility Magazine denen kurumsal sorumluluk magazini yani dergisi size yılın en sorumlu CEO'su ödülünü verecek yarın. Yarın evet, yarın öğleden sonra. Öğleden sonra hem de. Peki sizin için kurumsal yapıda sorumluluk ne manaya geliyor? Benim çok önemli bir şeye inanıyorum ben. Yani firmaların, CEO'ların yalnız müşterilerine servis satmaları yerinde aynı zamanda bazı sorumlulukları alması gerektiğini zannediyorum. Çünkü aldığınız müşterilerin başka ihtiyaçları da oluyor. Hı hı. Bunu yapmak için onun yanında sadece kar değil ve uzun müddetli düşünmek gerekiyor. Uzun zaman düşünmek, yani long term. Uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Onlar çok önemli benim için ve bizim firmamız için de. Ben çok şanslı bir CEO'yum. Bizim müşterilerimizin çoğu bottom of the pyramid, yani altyapıdan gelen müşteriler oluyor. Ve onların ihtiyaçlarını biliyoruz biz. Yani her yollanan para onların hayatını değiştiriyor. Ne diyelim mesela Türkiye'den para Orta Asya yollanıyor veya Amerika'dan para Türkiye yollanıyor. O yollanan para aynı zamanda okula gitmeleri için çocukların veya ihtiyaçları olan bazı babamın veya akrabalarınızın günlük tedarikleri, hastane, doktor. O bakımdan çok önemli. Onların ihtiyaçlarını biliyoruz. Ve bunun için yani CEO olarak bizim artık DNA'larımızda, içimizde bu. Başka ihtiyaçlarını da, sosyal ihtiyaçlarını da anlamamız gerekiyor. Ve bunu ben arkadaşlar, öbür CEO arkadaşlar arasında devamlı konuşuyorum. Devamlı bunu yapmamız lazım. Hele bu durumlarda biliyorsunuz dünyanın krizi, ekonomik krizinde devletlerin pek vergi alacakları yok, paraları yok. Yani yapacakları, bizim de onlara yardım etmemiz lazım. Biz de çünkü hep devletin, yani hep beraber aynı bir dünyada yaşıyoruz. Ve bunu anlamamız lazım. Yani sadece kendimizi düşünmemek lazım diye ve aynı zamanda etrafımızı ve çevremizi de düşünmemiz lazım. Ve çok önemli bir nokta olduğunu zannediyorum. Yine çevreyi düşünmeyle alakalı olarak sizin Uluslararası Çocukları Koruma Kurtarma Fonu'ndan tutun, Islamic Relief Fonu var. Yani aynı zamanda insanlık için de mimari yapılanma fonları var. Bunlardan bahsettiniz. Nerede? Daha geçen de biten Clinton Global Initiative'de. Muhtar Kent'in katıldığı, diğer firmaların da katıldığı büyük bir konferansta siz de orada yer aldınız. Ve burada yeni hem ortaklarınız hem de işlerinizi sundunuz. Bunlardan da bize bahseder misiniz? Tabii. İki tane yeni bir tane program tanıttık. Bir tane program daha iyi eğitim programını daha tanıttık. Bizim için ve Sini'nin ve benim için çok önemli bir şey eğitim. Eğitim aynı zamanda insanların ekonomi durumlarını daha iyi yapıyor. Daha iyi para kazanabiliyorlar, daha iyi iş yapabiliyorlar ve şu anda inanamayacaksınız dünyada 61 milyon çocuk okula gidemiyor. Ve onunla beraber UN'de büyük bir programı başladık. Onun yanında ikinci bir programımız NGO Pay Program dediğimiz bir program var. Şu anda dünyada bir yerde felaket olduğu zaman, deprem veya açlık olduğu zaman en büyük problemlerden biri paranın yollanması. Çünkü gelecek oraya giden parayla o kimseler aynı zamanda hemen su, ekmek,
evini yapacak. Onlar gerek bulaşıyor. Çok. Değil mi? Evet, evet. Biliyorsunuz bu sistem, hani bu sistem Western Union dışında kimse yapamıyor. Onun Western Union'ın ulaşmadığı herhangi bir yer yok. Zaten bizim Barış Esen de bununla ilgili bir hikayesini eminim anlatacaktır. Bir de sizin biraz önce yayından önce bahsettiğiniz kaç ülkeye birden ulaştığınız, kaç yıllık bir şirket olduğunuz, bu rakamlar da çok çarpıcı aslında. Onlardan da biraz bahseder misiniz? Tabii. 162 sene. Bu sene 162 senesini kullanıyoruz. ABD'nin en eski şirketlerinden. Wall Street'e evet. ilk kotu olanlardan. Doğru. İlk 5 firmadan kaç biriyiz. Kaç dolarlık para geçiyor dünyada bir Vallahi günde? Senede bir günde 150 milyar dolar kadar para yollanıyor senede Western Union üzerinden. 150 milyar dolar. Bu 150 milyar dolar 140 ülkenin GDP'sinden daha fazla. Gayri safi milli hasılasından daha, daha fazla. Yani peki Türkiye'ye gelelim efendim. Türkiye'de yeni operasyonlarınız, büyüme planlarınız, ortaklıklarınız var mı? Neler düşünüyorsunuz? Var. Ben Türkiye Western Union'de başladığım zaman Türkiye'de yalnız 50 tane satış noktamız vardı. Sadece 50. 50. Şu anda 7500 tane. Bütün acentalarımıza ve bütün görüştüğümüz kimse bankalarla beraber ve Türkiye Postası ile beraber çalışıyoruz. Türkiye Postası'nın Ziraat Bankası, Türkiye Postası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası. Hele Garanti Bankası biliyorsunuz en önemli bankalardan biri Türkiye'nin. Onlarla beraber bir ATM yani bankomat üzerinden para evet. alıp para veriyorsunuz. Yani şeye gitmemize gerekmiyor artık müşteri bir noktaya gerekmiyor. Sadece ATM'e giriyor parasını çekiyor. Bir ortaklık kurdunuz bunu. Onunla bir ortak ve dünyada ilk yapanlardan biriydik Garanti Bankası. Yani Türkiye'nin aynı zamanda çok önemli bir yeri var. Hele yeni yöneticiler Türkiye'de o konuda ben de gurur duyuyorum. Yani benim onlar bana diyorlar Türkiye Hikmet Bey size çok gurur duyuyoruz. Ben de Türk yöneticileri bankacılığıyla çok gurur duyuyorum ve çok ileri görüşlü, çok aktif ve çok elektroniğe düşkün oldukları bize de yardım ediyor. Onunla beraber yaptığımız Türk bankalarıyla Ziraat Bankası olsun, Finans Bank olsun, ING Bank olsun veya Garanti Bankası olsun. Onlarla yaptığımız bu beraber projeler çok önemli oluyor. O ATM'lerden biri yani bankomatlardan biri de bu. Şimdi bugün biz enteresan bir değişiklik yaptık. Ben normalde ABD ekonomisini, ABD'de yapılanları hep konuklarıma sorarım. Ben size Türkiye ile başladım ve buradaki olanlar. Şimdi Türkiye İstanbul'a gideceğiz. Barış Esen'e ve konuğuna gideceğiz. Ve o da Amerika ekonomi ve durumlarla ilgili size sorularını yönetecek izninizle. Barış'a dönüyoruz. Barış'a yöneltiyoruz soruları. Merhabalar Barış tekrar. Melike teşekkürler. Sanıyorum Hikmet Bey beni duyamıyor ama lütfen sorumu iletmeni rica edeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hikmet Bey duyabiliyorsunuz değil mi? Hoş geldiniz bir kez daha Türkiye'den selamlar. Gerçekten gurur duyuyoruz sizin gibi başarılı Türk iş adamlarını. Türk liderleri aslında Amerika'da görünce böyle en büyük şirketlerin tepesinde çok teşekkür ediyoruz. Ben kısa bir hikayemi anlatacağım ardından sorumu soracağım. Bundan yaklaşık 5 yıl önce tabii gazeteciyiz. Filistin'in Gazze bölgesindeydik. Türkiye'deki televizyonumuzdan para ihtiyacımız gerekiyor. Onlar bize para gönder ama nasıl gönderecekler? Gazze bölgesi biliyorsunuz dünyanın en fakir, en kötü bölgelerinden yaşam şartları açısından. Evet. Ya buraya nasıl para gelir derken yani o Filistin'in Gazze bölgesinde bile bir Western Union ofisi vardı. Gerçekten gözlerimiz parladı bir anda ve bizim şirketimiz Türkiye'den yaklaşık yarım saat, bir saat içerisinde o parayı bizlere Western Union'a göndermeyi başardı. Biz de almayı başardık. Yani o para buradan mı gelecek bize? Oldukça ofis çok kötüydü ama yine de o sizin logonuz vardı, o sarı siyah logonuz. Oradan aldık o parayı. Buradan o kişisel teşekkürümü ileteyim. Peki Amerikan ekonomisi diyeceğim. O konuda siz teşekkür ediyor musunuz Amerikalı yöneticilere? Durumu nasıl göreceksiniz şu an Amerikan ekonomisinde? Barış Bey, sadece Amerikan ekonomisinde dünyada hakikaten bir problem var şu anda durum. Yani ben arkadaşlarımla, öbür CEO'larla buluştuğum zaman dediğim şey, yani 2009 senesinde parti bitti. Yani bizim durumlar şu anda tabii Amerika'nın durumu, öbür ülkelerin durumundan, hele Avrupa'nın durumundan çok daha iyi. Çünkü genç nüfus var. Tüketimci bir nüfus var. Bu çok çok yardım ediyor Amerikan ülkesine. Bu durumu tabii Amerika'nın durumu daha iyi. İnşaatlar yine başladı. İşsizlik 8-9 civarında, %8-9 civarında. Onun yanında bizim kendi işimizden görüyoruz. Amerika'da durumlar hani işimiz bayağı iyi, yani iyi gidiyor.
şeyde Avrupa ile karşılaştığınızda İspanya ile veya İtalya ile veya Yunanistan ile karşılaştırırsanız yani durum hakikaten zor orada. Genç işsizlik İspanya'da bildiğiniz gibi %40, %50, %60 civarında deniyor. Evet. Ve benim söylediğim gibi lost generation orada yani. Hakikaten kaybolmuş bir jenerasyon var. Nesil var. Doğru diyorsunuz. Hakikaten genç nesil, okumuş insanlar kaybolmuş bir nesil var. Yani zor bir durum. Bu Avrupa'nın durumu aynı ekonomi durumu değil, ekonomi bozukluğu değil. Aynı sosyal bir sorun var Avrupa'da. Avrupa'dan bahsediyor. Sosyal sorun da var diyorsunuz. Amerika'da yok finansal o kadar, kriz. Yok o. Evet. ABD biraz daha iyi diyorsunuz bu duruma göre Barış. Konuğumuzun da bir sorusu olacak. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen de stüdyomuzda. O biraz daha ekonomiye dair biraz daha sanıyorum enteresan bir soru soracak. Merhaba, benden de Hikmet Bey. Benim de sorum aslında Western Union'ın işlemlerinin gidişatı belki de dünya ekonomisiyle ilgili de bir gösterge niteliğinde olabilir bizim için. Son zamanlarda özellikle Western Union'ın işlemleri herhangi bir yavaşlamaya işaret ediyor mu? Daha rahatsızız o noktalarda dediğiniz herhangi bir nokta var mı acaba? Evet, merhabalar. Western Union'ın en güzel şeylerinden biri 200 ülkede olmamız. Yani 200 ülkede 500 bin satış noktamız olmamız ve biz hemen ekonomi durumlarını hemen görebiliyoruz. Nerede inşaat yapılıyor, nerede servis endüstrisi var, nerede daha çok alışveriş satılıyor, yani export import oluyor. O bakımdan görebiliyoruz. Şu anda söyleyeyim size zorluklar hakikaten Güney Avrupa'da. Güney Avrupa'da işsizlik olması, işsiz olan insanın para kazanmamıyor ve para kazanmadığı için parayı da yollayamıyor. Yani akrabalarına veya sevdikleri kimselerine. Onun için bu durumları daha önce görüyoruz biz. Biraz da tabii bizim bunun dışında dünyanın global trade dedikleri, yani dünyanın export import durumlarının biraz yavaşladığını da görüyoruz. Son 2 ayda gösterdiğimiz rakamlar veya 6 ay önce gösterdiğimiz rakam hakikaten biraz yavaşlama var dünyanın export importunda. Bu bakımdan da daha önce de görebiliyoruz. Biz size bir hikaye anlatayım. 2009 senesinde, 2008-2009 senesinde krizler daha kriz gelmeden önce biz bunu gördük. Yani dünyanın ekonomisinin yavaşladığını, krizi geldiğini gördük. Ve onun sırasında bizim guidance'ımız yani New York Wall Street'te dedik ki herhalde şeylerimiz büyümemiz bu kadar olmayacak deyince ilk bütün analistler bize dedi aman ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun bunlar olmaz dediler bize. Ve 6 ay sonra bütün firmalar aynı guidance'larını değiştirdiler. Büyüme rakamlarını değiştirdiler. Yani Western Union'in en güzel şeylerinden biri saniyede 21 tane transaksiyon yaptığımız için her saniyede İşlem. Bu bakımdan hakikaten önemli bir şey ve bu bakımdan indikatörlerimiz var. Yani görüyoruz nasıl durumların, ekonomi durumlarının olduğunu. Yani daha önce indikatör gibi oluyor bunlar, öyle değil mi efendim? Yani ekonomist gibiyiz. Gerçekten öyle. Çok önemli bu da. Evet, tekrar Barış'a dönüyoruz. Sözü senden biraz fazla çaldık bugün ama kusurumuza bakma. Şimdi bir de başkanlık seçimleri var Amerika'da. Yarın da Romney ile Obama karşı karşıya gelecek televizyon tartışmasında ilk kez. Nasıl görüyor Hikmet Bey? Obama kazanabilecek gibi mi? Seçimlere doğru Amerikan ekonomisinde böyle bir canlanma, bir heyecan olur mu? Nasıl görüyorsunuz efendim? Vallahi bir kere Obama ile Romney bizim headquarter'ımız olduğu Denver'da buluşuyorlar. Evet. Onun için ben şu anda New York'tayım. Melike Hanım ile beraber New York'tayım ama onlar oradalar. Orada buluşuyorlar. Denver bakımından çok gurur duyuyoruz orada olduklarına için. Durumlar eşit galiba şu anda. Başa baş. Anket sonuçları da öyle gösteriyor. Tabii Obama'nın bir prezident olması, başkan olmasının avantajı var. Onun üzerine ama durumlar şu anda eşit. Yarınki konuşma çok önemli bir konuşma. Yarınki tartışma ve görüşü televizyonlarda gösterecekleri. Bütün Amerika'da onu benimle ödülümü aldıktan sonra hemen televizyonu açacağım. Onu seyredeceğiz. Bakalım ne çıkacak oradan. Ne etrafında dönmesini bekliyorsunuz bu konuşmanın? Malum için harcamalar, ekonomi değil mi? Ekonomi, iş.
iş kim iş yapacak? Çünkü biliyorsunuz galiba bu seçimler altyapının oyuyla kazanılacak seçimler. Evet. Kim iş, ne kadar işsizlik, ne kadar investisyon yapılacak ki iş yine yapılacak, o konu en mühim konu. Evet, Barış Özlem Hanım, Hikmet Bey, sizi de hemen almak istiyorum. Yani ekonomi politikayı, politika ekonomiyi takip ediyor her zaman ama yıllara böyle Tony Blair söylemişti ilk defa. Değil mi? Tony Blair. Tarihe baktığımız zaman ilk defa Amerika'da biz bu kadar ekonomi odaklı bir seçimle karşı karşıyayız. Aynı fikirde misiniz? Aynı fikirdeyim. Bu Amerika'nın hiç böyle bir borcu yoktu hayatı, yani olmadı. Ve dünyanın global olması, yani ülkeler arasında borçlanmanın böyle bir aktif olması hiçbir zaman yoktu. İlk defa dünyada. Galiba bu 2000 seneleri, 2000-2020 seneleri arasında dünya tarihlerini geçeceğiz. Biz bir şeyde tarih kitaplarında okuyacağız. Kitaplarda okuyacağız. Çok büyük bir değişiklik var. Yani onun için büyük bir konu. Melike, tekrar İstanbul'a dönüyoruz. Sorunuz varsa Özlem Hanım ve Barış'a yöneltiyoruz. Son sorum olacak artık Hikmet Bey'den. Fazla da yormayalım. O değerli ismi. Şimdi son sorum şu Amerikan Merkez Bankası Fed'e ilişkin. Hikmet Bey, biz senelerdir aslında aylardır belki de Amerikan Merkez Bankası Fed'in şu parasal genişleme adımlarını konuşuyoruz. QE3 sonunda geldi. Herkes rahatladı. Siz orada o kadar takip ediyor musunuz Fed'i? Türkiye'de de sıcak bir tartışma var. Merkez Bankası politikalarına ilişkin özellikle iş dünyası da yakından izliyor. Faizlerin düşmesini istiyor. Amerika'da zaten daha nereye düşecek ama siz orada hani Fed'in politikaları işinizi doğrudan etkiliyor mu? Bu kadar ilgili misiniz Amerikan Merkez Bankası'nın politikalarına? Herhalde ilgiliyiz tabii. Yani benim de CFO'yumla beraber, finans şefimle beraber her gün oturduğum, konuştuğum bir nokta tabii ki. Bizim bir iş bölümümüz business to business transfer, yani FX transferlerini yapıyoruz. Ve Merkez Bankası'nın her intervensiyonu tabii kursları değiştiriyor. O bakımdan çok takip ediyoruz. Tabii sizi de etkiliyor bunlar. Etkiliyor tabii. Hı-hı. Etkilemez mi? Çünkü biliyorsunuz o kadar kompleks bir dünyadayız. Hı-hı. Ama o kadar da interconnected, yani birleşmiş, beraber olan birbirine bir dünyadayız. Hı-hı. Her yapılan değişiklik yani işsizlik bakımından bir değişiklik, hı-hı, oluyor. Ekonominin yatırımcıların görüşü bakımından bir değişiklik oluyor. Onun için çok çok takip ediyoruz bunları. Hı-hı. Hı-hı. Peki Melike, başka bir sorun yoksa veda edelim. Son bir sorun varsa alalım. Sorum yok, sadece ikilide eğer bakarsak şimdi Hikmet Bey'le de bu Hikmet Bey'in ilk yaptığı röportaj Barış. Nasıl, ne açıdan Hikmet Bey? Türkçe değil mi? Türkçe olarak ilk defa, Amerika'da ilk defa böyle bir röportaj yapıyorum. Böyle bir ilke de adım attığımız için sizin Bloomberg HT'ye gelmeniz için de çok çok ayrıca teşekkür ediyoruz. Barış'la birlikte diyorum ve tekrar teşekkürler ve tebrikler. Yarın alacağınız ödül için ve aynı zamanda Wall Street'e, New York Menkul Kıymetler Borsası'na gideceksiniz. Kapanışı da siz yapacaksınız. Bu da ayrıca bizim için büyük bir şeref ve onurdur. Ben Türkiye teşekkür adına. Ederim. İstanbul'a çok çok selamlar. Çok teşekkürler Hikmet Bey'e, bir kez daha söyleyelim. Yani bunu bir iltifat olarak algılamayın lütfen. Gerçekten gurur duyuyoruz. Sizin gibi böyle Amerika'da, dünyanın gelişmiş ülkelerinde, dünyanın en büyük şirketlerinin başında olan Türkler bizi gururlandırıyor. İltifat edip geldiğiniz için, programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık efendim. Estağfurullah. Teşekkürler. Teşekkürler.